Efendim, son sohbetin kısmında buyurdunuz ki yani tasavvuf şeriatın mahrem özüdür. Biz buna iman ediyoruz. Fakat bazı insanlar işte tarikat dinin neresindedir diye özellikle buna takılan insanlar var. Cenab-ı Hak onlardan kılmasın ama bu tarz... Yani biz onlara şunu söyleriz. Onların önüne bir tas süt koysanız, bir tas süt koyun ve onlara deyin ki ya bu sütün neresindedir? Veyahut onlara deyin ki insan bedeninde can var mıdır? El cevap vardır. Can bu bedenin neresindedir? Canın yerini gösterebilirler mi? Can vücudun tamamındadır. Mesela nereye essen can oradadır. İnsanın elini bile cimcikleseniz bir acı hisseder, canı yanar, canım yandı der. Acaba diyebilir miyiz ki ha can bunun elindeymiş veya can bunun ayağındaymış? Hayır. Can vücudun her yerindedir. Yani elini bırakın bir saç teline asılsanız, biraz sert asılsanız canı yanar. Canı saçının telindedir. Ya o sütün her yerindedir. Şimdi tasavvuf da dinin neresindedir? O can gibidir, her yerindedir. Çünkü bu özse, öz o asılla iç içedir, bir bütündür yani. Asıl bunu ayırmak yanlıştır. Yani canla bedeni birbirinden ayırdığınızda bedenin bir hükmü kalmaz. Et yığınıdır. Hatta hiçbir kıymeti de kalmaz. Affedersiniz, hayvan etinin bir değeri var. Bakın bugün 40 lira yuvarlak hesap, etin kilosu 40 lira. İnsanın etini satsalar emin olun kimse 40 kuruş vermez. Kimse insan etine 40 kuruş vermez ama hayvanın kilosu 40 lira. İnsanı kıymetli kılan şey ne? O öz can dediğimiz, ruh dediğimiz şey insanı kıymetli ve eşref-i mahluk yapıyor. İnsan o özle şeref buluyor. İnsan bu kadar şerefli ise bu şerefli insanı eğitmek için, şerefini arttırmak için ondan istenilen şeyler de en az o kadar şereflidir. Bunları birbirinden ayıramazsınız. Bunları ayıramayız birbirinden. Biz Cenab-ı Hakk'ın zahir isminden belki misal bir şeyler anlıyoruz. Batın ismini reddedebilir miyiz? El-Batın Celle Celaluhu. Niye bu batının bir tecellisi, bir yansıması yok mu? Allah'ın zahir isminin yansıması var. Mesela Cenab-ı Hakk'ın Rezzak isminin yansıması, bütün mahlukatın yiyip içmesi, hayatta kalabilmek için. Hay isminin yansıması, efendim, kışın solan bütün çimenlerin, yaprakların vesaire, yazın, baharda yeniden canlanması, hayat bulması. Yani bunların tecellilerini görüyoruz. Hallak isminin yansıması, sürekli yaratılışın devam etmesi. Yani bütün esmasının tecellisi var. Peki diyebilir misin ki batın ismi şerifinin bir tecellisi yok? Veya bu batın isminin tecellisi bu kainatın neresinde? Zaten bunu anlıyor olsaydık, yani aşikare batın olmazdı o. Evet. Tasavvuf bu dinin neresinde? Can bedenin neresinde? Söyle bana. Akıl dediğimiz şey vücudun neresinde? Bunları gösteremezler. Ama varlığına inanıyoruz. Rüzgarın varlığına inanan bir insan rüzgar getirip gösterebilir mi? Havayı gösterebiliyor muyuz? Teneffüs ettiğimiz havayı gösterebilir miyiz? Ama var olmasa yaşayamayız. Bunlar tamamen mantığı karıştırma. Bektaşi sorular, tasavvuf dinin neresinde? Her yerinde. Din tasavvuftan ibaret. Din tasavvuftan, din tasavvuf ahlaktır. Tasavvuf bir ahlaktır. Kur'an'ın ahlakıdır, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakıdır. Dinle ahlaka ayırabilir miyiz? Dinle edebi ayırabilir miyiz? Niye sormuyoruz edep dinin neresindedir? Ahlak dinin neresindedir? Bunu sormuyoruz. Timur hanedanında Kebek isimli birisi var. Timur oğullarından. O hükümdarlarından. Sufileri basit görüyor. Onların amellerini, uğraşlarını pek ehemmiyetsiz buluyor. Gördüğü yerde de böyle sualle canlarını yakıyor. Yani onları zora sokmak istiyor falan. Onları biliyorsunuz öyle çok da inançlı bir topluluk değil. Hz. Şah Efendimiz'le karşılaşmış bu Kebek. Onun döneminde Şah Nakşibend Efendimiz'le. Demiş size bir soru soracağım. Buyurun. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var demiş. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bismillah ve la rabbin ve la ya'misi illa fi kitabin mubin. Yaş kuru olmuş olacak, gelmiş gelecek her şey Kur'an'da var. Öyle mi? Amenna buyuruyor Hz. Şah Efendimiz. Öyledir. Peki Kur'an benden de bahseder mi diyor. Madem gelecekten de bahsediyor, hani Kur'an nazil olduğunda ben yoktum ama sonradan geldim, benden de bahsediyor mu? İlmi siyaset mübarek diyor, tabii senden de bahsediyor Kur'an. Bahsetmediği bir şey yok. Bu sefer bu şaşırıyor. Diyor ki, hocam gerçek mi diyor bu? Espri mi yapıyorsun? Ya, hayır diyor, Kur'an senden bahsediyor diyor. Bismillah, maşarak Kebek buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir ayet-i kerimede. Diyor ki bak burada Kebek diye Allah-u Teala senin ismini bahsetmiş diyor. Tamam ben teslimim diyor. Ben Kur'an'a da inandım, sizlere de inandım diyor. Sizlere de inandım. Şimdi bunlar sanki bu kabilden soruyorlar. Yani karşısındaki insanların canını yakmak. Tasavvuf dinin neresinde? Elhamdülillah din tasavvuftan ibaret. Çünkü din ahlaktan ibaret. Din edepten ibaret. Din şefkatten ibaret, merhametten ibaret. Bütün bunlar tasavvufun umdeleri olmalı.